Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Suna Doğan Kocaer. Bugün sizlerle bir Türk bilim insanı olan Aziz Sancar'ın üzerinde çalışmalar yapıp Nobel ödülü aldığı, adli olayların aydınlatılmasında büyük rol oynayan, birçok polisiye, film, dizi ve romanda yer alan DNA'nın yapı ve özellikleriyle ilgili konumuzu işleyeceğiz. DNA'nın yapısına geçmeden önceki yıllarda öğrendiğimiz hücre konusunu şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Canlıların en küçük yapı birimine hücre diyoruz. Hücre temel olarak 3 kısımdan oluşmaktadır. Dıştan içe doğru bu kısımları sayarsak hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi ise çekirdektir. Bu konuları 6. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi artık bunlara ek olarak yeni konumuz olan DNA'nın yapı ve özelliklerini öğreneceğiz. Göz rengi, saç rengi, saç şekli, kan grubu gibi özelliklere kalıtsal özellikler diyoruz. Kalıtsal özelliklerimiz bazı kalıtsal materyaller ile nesilden nesile aktarılan özelliklerdir. Bu kalıtsal yapıların birincisi kromozomlar. Kromozomlar genetik özelliklerimizin hücrelerimizde çekirdekler içerisinde yer alan kromozomlarla taşınır. Kromozomlar DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşan yapılardır. İnsanların vücut hücrelerinde bir vücut hücremizde 2n eşittir 46 tane kromozom bulunmaktadır. Kromozomlarla ilgili tablolarımızı ve genel kurallarımızı öğreneceğiz. Şimdi verilen tabloyu incelediğimizde vücut hücreleri için verilen farklı türdeki canlıların kromozom sayısı tablosuna bakalım. Atın kromozom sayısı bir vücut hücresinde 64, soğanın 16, insanın 46, patatesin 48, eğrelti otunun 500, köpeğin 78, keçinin 60, moli balığının 46 tane kromozomu bulunmakta. Tablomuza baktığımızda burada verilen farklı canlıların bazılarının kromozom sayısının aynı olduğunu görüyoruz. Mesela insan ve moli balığı. Farklı türde olmalarına rağmen her ikisinin de bir vücut hücresinde bulunan kromozom sayısı 46 tane. O halde farklı türde olan canlıların kromozom sayısı aynı olabilir, farklı olabilir. Diğer bir kromozom sayılarıyla ilgili söyleyeceğimiz şey, gelişmişlik düzeyi ile kromozom sayısı arasında herhangi bir ilişki var mı, yok mu? Şimdi tablomuzu tekrar gözden geçirdiğimizde arkadaşlar, insan bu tabloda verilen en gelişmiş canlı. Bir vücut hücresinde 46 kromozomu var. Sayı olarak en fazla kromozoma sahip olan canlı ise eğrelti otu. Ama biz diyemeyiz ki eğrelti otunun çok kromozomu var, çok gelişmiş bir canlıdır diye bir genelleme yapamayız. O halde kromozom sayısının canlı gelişmişliği ile ilgili bir alakası yoktur. Diğer diyeceğimiz kural kromozom sayılarıyla ilgili, kromozom sayısı farklı türlerde farklı olabilir. Aynı kromozom sayısına sahip farklı türde canlılarda olabilir. Kromozom sayılarıyla ilgili etkinliğimiz var. Yine bir tablo verilmiş. Farenin kromozom sayısı 40, moli balığı 46, eğrelti otu 500, keçi 60, soğan 16, buğday 42, insan 46. Burada verilen sayılar 2n kromozoma sahip vücut hücrelerinde olan kromozom sayılarıdır. Doğru ifadeyi yuvarlak içerisine alacağız. Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Şimdi arkadaşlar gösterebilir diyoruz. Çünkü şurada gördüğümüz gibi insanla moli balığınınki aynı. Farklı da olabilir, aynı da olabilir.
aynı türe ait sağlıklı canlılar arasında kromozom sayısı değişmez. Burada insan türünü ele alırsak, insan türünün sağlıklı bireylerinin bir vücut hücresinde 46 kromozom vardır. Ama Down sendromlu bireylerde bu sayı 47 olmaktadır. Burada sağlıklı dediği için aynı olması ya da değişmezliği ifade edebiliriz. Canlıların kromozom sayıları ile gelişmişlik dereceleri arasında herhangi bir ilişki yoktur. Tabloda en fazla sayı eğrelti otuna ait olmasına rağmen eğrelti otu en gelişmiş canlıdır diyemeyiz. Farklı iki canlı türünün kromozom sayısı aynı olabilir. Çünkü örneğimizde moli balığı ve insanın kromozom sayıları aynıdır. Evet, gelelim DNA'nın yapısına. Arkadaşlar, DNA bir kısaltma. Açık hali nedir? Deoksiribonükleik asit. DNA, hücrelerimizin içerisinde bulunan bütün yaşamsal faaliyetler. Nedir bu yaşamsal faaliyetler? Beslenme, solunum, sindirim gibi. Bütün bunların hepsinin yönettiği moleküldür. DNA'yı biz kısaca yönetici molekül olarak da tanımlıyoruz. Bütün canlı hücrelerde bulunuyor. Şu şekline ikili sarmal ve çift zincirli diye ifade ediyoruz. DNA nerede bulunur? Bu sorunun cevabı ise gelişmiş canlılarda hücre çekirdeğinin içerisinde, az gelişmiş bakteri gibi ilkel canlılarda ise hücrenin sitoplazmasında bulunur diyoruz. DNA'nın içerisinde anlamlı parçalar var. DNA'nın görev birimi olarak ifade ettiğimiz anlamlı DNA parçalarına gen diyoruz. Arkadaşlar, bu G harfinden beynimize kodlayabiliriz. Gen görev birimi. O da G harfiyle başlıyor. Orası da G harfiyle başlıyor. Peki ne gibi görevleri var? Demiştik ki DNA kalıtsal özelliklerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Bu kalıtsal özellikler saç rengi, saç tipi, kan grubu gibi özellikler. İşte bu özelliklerimizin DNA üzerinde şifrelendiği parçalara gen diyoruz. DNA'larımız üzerinde birden fazla genlerimiz bulunuyor. DNA'mızın yapı birimine ise nükleotit diyoruz. Bir nükleotit 3 parçadan oluşur arkadaşlar. P harfiyle gösterdiğimiz parçasına fosfat diyoruz. D harfiyle gösterilen ve beşgen şeklinde çizilen, ki bu 5 karbonlu anlamı taşıyor, DNA'nın şekeri deoksiriboz şekeridir. DNA'daki D harfi de bu şekerin isminden geliyor. Diğer kısımda kalanlara ise organik bazlar diyoruz. Burayı bir daha toparlarsak P harfi fosfat molekülünü, D harfi deoksiriboz şekerini, burada bulunanlar ise organik bazları temsil ediyor. Arkadaşlar, DNA'nın yapısında 4 çeşit organik baz bulunur. Bunlardan buradaki gibi A harfiyle gösterilen büyük A kullanıyoruz. Adenin organik bazıdır. T harfiyle gösterilen timin organik bazı, G harfiyle gösterilen guanin organik bazı, C ya da S harfiyle gösterilen ise sitozin organik bazıdır. Şimdi arkadaşlar, dedik ki 4 çeşit nükleotidimiz var. Şimdi şekillere baktığımızda fosfat şeker, fosfat şeker, fosfat şeker, fosfat şeker. Şu kısımlar, bunların hepsinde tıpatıp aynı. O halde biz nükleotitlere isim verirken bunları kullanamayız. Neyi kullanacağız? Nükleotitler adlandırılırken taşıdıkları organik
baza göre isimlendirirler. Şeker ve fosfatın yanında adenin bazı varsa ve bu üç parça birlikte verilmişse bu nükleotidimizin ismi adenin nükleotidi. Sadece burası verilirse isimlendirirken adenin bazı diyoruz. Baz ve nükleotit kelimelerinin, kavramlarının kullanım yerlerine lütfen dikkat edin. Nükleotit olabilmesi için üç parçanın bir arada verilmesi gerekiyor. İkinci örneğimizde fosfat, şeker ve timin. Üçü bir arada kullanıldı. Timin kullanıldığı için timin nükleotit olarak adlandırıyoruz. Diğer örneğimiz guanin nükleotit, diğer örneğimiz ise sitozin nükleotit olarak ifade ediyoruz. Bu dört çeşit nükleotit bütün canlılarda aynıdır. Çeşit sayısı dört tane diye ifade edebiliriz. Evet, DNA eşleşirken yani bu çift sarmallı yapı oluşurken belli kurallar vardır arkadaşlar. Şimdi bu kuralları anlatacağım. Bir kere en dış kısımda sol dış ve en sağda fosfatlar olacak. Onların bir iç kısmında deoksiriboz şekerleri. Mesela o deoksiribozu dışa, fosfatı içe yerleştirirsek yanlış yapmış oluruz. Fosfatlar dışta, şekerler onların arasında. En içte kalan dört farklı harfle gösterdiklerimiz organik bazlar. Şu şekilde bir tanesini ele aldığımızda, üç parçayı birlikte gösterdiğimizde ne oluyordu? Adenin nükleotit. Mesela burayı gösterdiğimizde üç parça guanin nükleotit. Örneğimize baktığımızda adeninin karşısında timin, sitozinin karşısında guanin. Aşağı geldiğimizde guaninin karşısında sitozin. O halde kuralımızı toparlayacak olursak arkadaşlar DNA'da adenin nükleotitin karşısına timin, tersi de doğrudur. Timin nükleotitinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına ise guanin nükleotidi gelecek şekilde sıralama oluşturulur. Adeninler timinlerle, timinler adeninlerle, guaninler sitozin, sitozinler guaninlerle bağ yapar. Peki bunları bir arada tutan bir de arada oluşan bağlar var. Dikkat ederseniz adeninlerle timinler arasında ikili, guaninlerle sitozinler arasında ise üçlü bağlar var. Bu bağların ismine de zayıf hidrojen bağı diyoruz. Adenin timin arası ikili zayıf hidrojen bağı, guaninle sitozin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı bulunmaktadır. Şimdi sayılarla ilgili problem sorularında, eşitliklerde şunlara dikkat edeceğiz. Bir önceki sayfamızda dedik ki adenin timin eşit guaninle sitozin. O halde DNA'nın tamamıyla ilgili, molekülün tamamıyla ilgili sorularda toplam adenin sayısı toplam timine, toplam guanin sayısı da toplam sitozin sayısına eşittir. Bunun dışında olan fosfat, şeker, toplam nükleotit, toplam baz sayıları bunların da hepsi birbirine eşit. Mesela diyelim ki 1000 tane fosfatı olan bir DNA molekülünün kaç tane şekeri vardır? 1000 fosfat varsa 1000 tane şeker, 1000 tane nükleotit, 1000 tane de organik baz bulunur. Eşitlik olduğu için buradaki işlemler gayet kolay. Peki canlılarda 4 çeşit nükleotit var dedik. Neydi bunlar? Adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin ve sitozin nükleotitler. Tüm canlılarda 4 çeşit olmasına rağmen canlıları birbirinden farklı kılan, farklı özellikler ortaya çıkaran sebep nedir? Arkadaşlar bu çeşide lütfen dikkat edelim. Tüm canlılarda aynı çeşit nükleotit var. Ama bu nükleotitlerin sayı
ve dizilişleri farklılaştıkça canlılarda farklı özellikler ortaya çıkmaktadır. DNA'nın yapısıyla ilgili bazen de büyüklük küçüklük soruları karşımıza gelecek. Sıralama soruları büyükten küçüğe, bazen bu ifade karmaşıktan basite olarak soruluyor. Küçükten büyüğe ise basitten karmaşığa şeklinde karşımıza gelebilir. Şöyle bir hatırlarsak, genellikle X harfine benzeyen DNA artı protein moleküllerinden oluşan yapının ismi kromozomdu. Bu kromozomun içerisindeki zinciri açtık. Yönetici molekül olan DNA, deoksiribonükleik asit, 2 numarayla gösterilmiş. DNA'nın görev birimi olan anlamlı her bir parçaya da ne diyorduk? Gen. DNA'nın bir basamağında karşılıklı olarak iki tane olan bir fosfat, bir şeker ve bir organik bazdan oluşan DNA'nın yapı birimini ise ne diyoruz? Nükleotit. Sorumuzda, örneğimizde bunları büyükten küçüğe, yani karmaşıktan basite sıralamamız isteniyor. En büyük yapı kromozom, sonra DNA, sonra gen. Bunlar içerisindeki en küçük yapı da nükleotittir. Biz bunları öğrencilerimizin aklında kalması için kedi geni diye kısaltıyoruz. Kedideki K harfi kromozom, D harfi DNA, geni de zaten gen, N harfi de nükleotidi temsil ediyor. Bazen bu tip sorularda arkadaşlar bunlara ek olarak mesela diyor ki adenin bazı. Bu sıralamada nereye koyacaksınız? Tek başına bir baz verilirse sıralamanın en sonuna koyacağız. Çünkü nükleotit 3 parçadan oluşurken bazlar o 3 parçanın sadece bir bölümünü oluşturuyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızı etkinliklerimize pekiştirelim. Boşluk doldurma etkinliğimizin birinci sorusu, DNA adı verilen küçük yapı birimlerinden oluşur. Neydi DNA'nın yapı birimi? Nükleotit. O halde birinci boşluğumuza nükleotit kelimesini getiriyoruz. 1000 adet nükleotiti bulunan bir DNA'da toplam nokta nokta adet fosfat vardır. DNA'da eşitlikler vardı. Toplam şeker sayısı toplam fosfat sayısına, toplam fosfat sayısı toplam nükleotit sayısına eşit demiştik. O halde buranın cevabı 1000 olacak. Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yöneten yönetici molekül deoksiribonükleik asit, yani DNA'dır. DNA hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır, protein molekülleriyle kılıfla kaplanır. Bu haline ne diyoruz? Kromozom diyoruz. DNA tüm gelişmiş canlı hücrelerinin, gelişmiş canlılarda hücre çekirdeğinde, bakteri gibi bazı ilkel canlı gruplarında ise hücrenin sitoplazmasında bulunur demiştik. Burada da harfler verilmiş. Bu harflerin hangi bölümleri, kısımları, kavramları olduğunu bulacağız. A'dan başlıyoruz. A, DNA'nın en kenar kısmında fosfat molekülüdür. İçerisine ne yapıyorduk bu kısımların? Büyük P harfi yazıyoruz. B ile gösterilen kısım 5 karbonlu şeker olan deoksiriboz şekerini ifade ediyor. C ile gösterilen kısım ise bir baz. Bunun adenin mi, timin mi, guanin mi, sitozin mi olduğunu nereden anlayacağız? Arkadaşlar, karşısında timin var. Timinle hangi organik baz bağlanıyordu? Buraya ne yazmalıyız? Adenin. O halde C'ye yazacağımız ifade adenin bazı. Arkadaşlar, buraya adenin nükleotiti yazamayız. Bu konuda çok karıştırıldığı için tekrar ediyorum. Sadece şu parça soruluyorsa bazdır. Şuranın 3'ü birden veriliyorsa
O zaman nükleotittir. Burada tek parça gösterildiği için adenin bazı diyoruz. D ile gösterilen kısma geldik. Gene bir baz, üçlü bağ yapmış guanin sitozin geometrik şeklinden guanin bazı olduğunu anlıyoruz. E ile gösterilen kısım şunun tıpatıp aynısı, dikkat ederseniz ikili bağ yapmış. T harfiyle gösterdiğimiz baz olan timin bazı. F harfi D'ye guanin demiştik. Onun karşısıyla bura aynı, dikkat edersek. Guanin kimle bağ yapıyordu? Sitozin bazıyla. O halde F harfiyle gösterdiğimiz sitozin bazı. Şimdi G'ye geldiğimizde az önce söylediğim ifadeleri tekrar hatırlayalım. G kısmında bir fosfat, bir şeker ve bir de organik baz. Neydi bu organik bazımız? Sitozin. Üç parçadan oluşan DNA'nın yapı birimine ne diyorduk? Nükleotit. Burada sitozin bazı kullanıldığı için sitozin nükleotit diye ifade ediyoruz. Üç parçadan oluştuğu için sonunu nükleoid kelimesini yazıyoruz. H harfiyle gösterilen nükleotitleri karşılıklı olarak bağlayan adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü şekilde olan bağlara zayıf hidrojen bağı diyoruz. Evet arkadaşlar, DNA içerisindeki diğer bir konu başlığımız DNA'nın kendini eşlemesi. Bazen bunu biz DNA'nın kendini kopyalaması diye de ifade ediyoruz. DNA neden kendini eşleme gereği duyar? Hücre bölünmelerini işlerken mitoz ve mayoz bölünmeyi hatırlarsak yeni hücrelerimiz oluşuyor. Bu hücrelere kalıtsal materyalin aktarılması lazım. Eğer hücre bölünmelerinden önce hazırlık evrelerinde DNA kendini eşlemezse her bir bölünmede DNA miktarı gitgide azalır, sonra da biter. Bu nedenle DNA kendini hücre bölünmelerinden önce eşler. Şimdi DNA eşlenmesi sırasında hangi basamaklar gerçekleşiyor onlara bakalım. İlk aşamada hücre çekirdeği içerisinde bulunan DNA'nın ikili sarmal yapısı tıpkı bir fermuarın açılması gibi açılacak. Bu açılmayı sağlayacak şeyler enzimlerin aradaki zayıf hidrojen bağlarını koparmasıdır. DNA zinciri açıldı. İkinci aşamada ise bir göç başlıyor. Ne göçü? Nükleotit göçü. Hücrelerimizin sitoplazmasında bulunan serbest nükleotitler sitoplazmadan hücre çekirdeğinin içerisine göç etmeye başlıyorlar. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bazen bu eşleşmelerle ilgili sorularda sayı soruları, artma azalma soruları karşımıza geliyor. Sitoplazmadaki miktarlar, çekirdekteki miktarlar nasıl artar azalır? İkinci ifadede dedik ki sitoplazmadan çekirdeğe nükleotit geçiyor. O halde sitoplazmadaki nükleotit sayıları azalacak. Çekirdektekiler ise çoğalacak. Grafik sorularında buna dikkat edelim. Üçüncü aşamada ise eşleşme kuralları devreye giriyor. Neydi kuralımız? Adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin gelecek şekilde eşleşmeler tekrar yapılıyor. Eşleşmeler de yapıldı. Artık son aşamaya geliyoruz. Son aşamada eşleşmeler de tamamlandıktan sonra birbirinin tıpatıp aynı olan İki DNA molekülü elde edilmiş oluyor. DNA eşleşmeleri olurken bazen yanlış eşleşmeler, hatalar meydana gelebiliyor. Bu hatalara ilerleyen konularda mutasyon ismini vereceğiz. Bu hataların bazıları onarılabilir, bazıları ise onarılamaz. Şimdi örneğimizde onarılabilen nasıl oluyor, onarılamaz nasıl oluyor onları göstereceğim. A'daki
Örneğimiz onarılabilir bir örnek. Nasıl onarabiliyoruz? Kuralımızı uygulayarak. Adeninin karşısına timin. Timinin karşısına adenin. Guaninin karşısına sitozin. Sitozinin karşısına guanin. Yani öğrendiğimiz kurala göre eşleştirmeleri, kolları tamamlayabiliyorsak buna onarılabilir diyoruz. İkinci örneğimizde adeninin karşısına timin, adeninin karşısına timin, timinlerin karşısına adenin, sitozin, guanin, guanin tamamlayabildim zinciri, o zaman bu da onarılabilir. Gelelim buraya adenin, adenin, sitozinin karşısı guanin, guanin karşısı sitozin. Evet, tamamlayabildim mi? Tamamlayabildim. Onarılabilir örneğimiz. Gelelim D şıkkına. Adenin karşısına yazabildim. Burayı da yazabildim. Burayı da yazabildim. Şunları da yazabildim. Ancak şurada DNA'nın karşılıklı kollarında iki tane boşluk varsa o zaman buraya onarılamaz diyoruz. Kuralımızı toparlarsak eğer DNA zincirinin kollarından bir tarafı boşsa diğer tarafı biliyorsak onarılabilir. Karşılıklı iki kolda boşsa onarılamaz şeklinde sorumuzu çözeceğiz. Evet, doğru yanlış etkinliğimiz var. Sırada DNA molekülü kendini eşler, doğrudur. DNA molekülü tüm hücrelerde çekirdek içerisinde bulunur. Bu ifademiz yanlış. Gelişmiş canlılarda çekirdek içerisinde, az gelişmiş ilkel canlılarda ise hücre sitoplazması içerisinde bulunur. DNA molekülü çift zincirli ve sarmal yapıdadır. Doğru. DNA molekülünde 5 çeşit nükleotit vardır. Bu ifademiz yanlış. Adenin nükleotit, timin nükleotit, guanin nükleotit ve sitozin nükleotit olmak üzere 4 çeşit nükleotit vardır. DNA molekülü kendini hücre bölünmesinden sonra eşler ifadesi de yanlış. Önce ya da sırasında diye gelebiliyor. Tüm canlı hücrelerde DNA eşleşmesi meydana gelir. Bu ifademiz yanlış. Çünkü bazı bölünme yeteneği olamayan hücrelerimiz de var. DNA molekülü kendini eşlemesiyle oluşan yeni DNA'ların özellikleri birbirinden farklıdır. Bu ifade de yanlış arkadaşlar. Çünkü DNA birbirinin tıpatıp aynı olan iki molekül oluşturuyor. Kopyasını yapıyor. DNA molekülü kendini eşlerken hücre sitoplazmasında bulunan organik baz miktarı azalır. Sitoplazmadan hücre çekirdeğinin içerisine geçtikleri için evet sitoplazmadakiler azalır, çekirdeğin içerisindekiler ise çoğalır. Canlıların birbirine benzememesinin nedeni DNA'larında bulunan organik baz çeşitlerinin farklı olmasıdır. Bu ifademiz de yanlış. Çünkü organik baz çeşitleri tüm canlılarda 4 çeşit. Peki canlıları farklı kılan şey neydi? Bu bazıların, daha doğrusu nükleotitler diyelim, onların sayı ve dizilişlerinin farklı olması. DNA'nın eşleşmesi sırasında önce sitoplazmadaki serbest nükleotitler çekirdek içine girer, sonra DNA zinciri arasındaki bağlar kopar. Bu ifademiz de yanlış. Çünkü tam tersi olmalıydı. Önce DNA sarmalı, zinciri açılacak, sonra sitoplazmadan çekirdek içerisine nükleotit geçişi olacak. DNA kendi zincirinde meydana gelen kopma ve hatalardan bazılarını onarabilir. Evet, bazılarını onarabilir, bazılarını onaramaz. DNA molekülünün tek ipliği, arkadaşlar burada bu İki ifadede de geçecek tek iplik. Buna dikkat etmeliyiz. Tek ipliğindeki organik bazlar arasında kurulan bağlarla meydana gelir. Tek iplikte organik bazlar arasında bağ yoktur. Fosfatlarla şekerler arasında bağ vardır. O nedenle bu ifademiz de yanlış.
DNA molekülünün tek ipliğindeki adenin sayısı daima timin sayısına eşittir. Tek iplikte eşit olabilir, olmayabilir. Biz bu eşitlikleri söylerken DNA molekülünün tamamını kastederiz arkadaşlar. Bu nedenle lütfen sorularımızda tek iplik mi diyor yoksa DNA molekülünün tamamını mı soruyor? Buna dikkat edin. Tek iplikte eşit olabilir, olmayabilir. Bu nedenle ifademiz yanlış. DNA molekülünün tek ipliğindeki şeker ve fosfatlar eşittir. Evet, burada bir sakınca yok. Çünkü bir şeker varsa yanında hemen bir fosfat var. Bu şeker ve fosfat sayıları tek iplikte de çift iplikte de birbirine eşittir. DNA üzerinde bir grup nükleotit dizisinden gen meydana gelir. Genler görev birimiydi, anlamlı DNA parçalarıydı. Bu ifademiz doğru. Arkadaşlar, konu anlatımıyla ilgili kısmımız bu kadar. Şimdi bu konuyla ilgili örnek soruların çözümüne geçeceğiz. Birinci sorumuzda bir DNA zincirinin kendisini eşlediğini görüyoruz. Sorumuzda öğretmenimiz K ipliğinin L ipliği birinci zincir, yeni oluşan L ipliğinin ise ikinci zincirin kopyası olduğunu öğrencilere anlatmış. Bu görselle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. MEB'in yayınladığı örnek sorulardan birisi. Bu tip sorularda size de tavsiye ederim. Verilen zincirleri farklı renklerde kalemlerle çizerseniz, aynı renkle çizdikleriniz birbirinin aynısı, farklı renkte çizdikleriniz de birbirinden farklı diye söyleyebiliriz. Mesela burada mavi ile çizilenler aynı, birbirinin aynı. Kırmızı ile çizilenler de birbirinin aynı. Bakıyorum, ikinci zincir mavi, L de mavi. O halde ikinci zincirle L aynı. Birinci zincir kırmızı, K zinciri de kırmızı. O halde birinci zincirle de K birbirinin aynısı. Ama K ve L ikisi aynı renk oldu mu? Hayır. Birisi kırmızı, birisi mavi. O halde K ve L birbirinden farklıdır. İfadesi doğru. İkinci ifademizde DNA'nın 1 ve 2. zincirlerinin nükleotit dizisi aynı diyor. 1 ve 2. Yani bu ikisi yan yana olan. Örnek olarak buraya A yazmışsak onun karşısına gene A gelmez. Ne gelecek? Adeninin karşısına timin. Bu nedenle 1 ve 2 birbirinin aynısı olamaz. 3 numaralı ifademizde eşlenme tamamlandığında birbirinin aynısı olan iki DNA sarmalı oluşur. Doğrudur. Zaten DNA'nın kendisini eşlemesinin amacı birbirinin aynısı olan iki DNA molekülü elde etmektir. O halde cevabımız doğrudur diye sorulduğu için 1 ve 3 C şıkkı. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Burada gene yapılar numaralarla gösterilmiş. Bir numaralı yapıya baktığımızda kromozomu görüyorum. İki numarada gen görüyorum. Tabi bu DNA uzayıp gidiyor, dikkat edin. Dört numarada fosfat, üç numarada ise organik bazlar gösterilmiş. İfadelerden hangisi yanlıştır? Bu tip sorularda size önerim, bunlar neyse üstüne hemen ne olduklarını yazarsanız hata yapma oranınız da azalmış olur. Sorumuzun sonu kökü olumsuz. Buna da dikkat edelim. Yanlış olan soruluyor. Bir farklı canlı türlerinde farklı sayıda bulunabilir. Bir kromozomdu. Kromozom sayısı farklı türlerde farklı da olabilir. Aynı olan örnekler de var. Cümlemizin sonu bilirlikle bitiyor. Olabilir diyor. Olabilir mi? Evet. İki, belli bir karakterden sorumlu bir geni ifade ediyor olabilir. Evet, DNA uzuyor hala. Orada da bir DNA parçası gösterilmiş. Gendir olabilir. 3 ile gösterilen moleküller tüm canlıların DNA'larında bulunur. Evet, 4 çeşit dedik. 4 çeşit tüm canlılarda var. Ama dedik bunların sayı ve dizilişleri farklı.
Son ifademizde ise 4 numara ile gösterilen, yani fosfatı söylüyor. 4 numarada tüm canlı türlerinde farklılık gösterir. Fosfat farklılık göstermez arkadaşlar. Bu nedenle D şıkkı yanlış. Fosfat bütün canlılarda aynıdır. Evet, diğer sorumuz kromozom sayılarıyla alakalı bir örnek. Şöyle bir verilenlere bakalım. İnsanların vücut hücrelerinin bir tanesi de 46 kromozom var. İken eşittir 46 ile gösteriyoruz. Köpeğin bir vücut hücresinde iken eşittir 78 kromozom var. Kurt bağrı bitkisinin kromozom sayısı iken eşittir 46. Hemen dikkatimizi çeken şey insanın kromozom sayısıyla bir vücut hücresinin kromozom sayısıyla kurt bağrının vücut hücrelerinin kromozom sayısı birbirine eşit. Eşit olmasına rağmen bu iki canlı aynı türdendir diyemeyiz. Farklı türden iki canlının kromozom sayıları aynı olabilir. Köpeği de baz alırsak farklı da olabilir şeklinde yorumluyoruz. Bir A şıkkından başlarsak kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir. Bu farklı, bu farklı mesela. Farklı türlerin DNA'larının nükleotit dizilimi aynı olabilir. Örneğimize baktığımızda nükleotit dizilimleriyle ilgili hiçbir ifademiz yok. O nedenle buradan böyle bir genelleme çıkarılamaz. Canlıların kromozom sayısı canlıların gelişmişliği hakkında bilgi veremez. Bu da doğrudur. Eğrelti otunu hatırlayalım. 500 tane kromozomu var. Çok gelişmiş bir canlıdır diyemeyiz. Farklı türe ait canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Birinci ve üçüncü resim bunu bize söylüyor. O halde cevabımız B şıkkıdır bu soru için. Evet, diğer sorumuzda gene numaralarla gösterilmiş. 1 numara, 2 numara, 3 ve 4. Şekiller ve renkler farklı dikkat ederseniz. O halde bu 1, 2, 3, 4'ten birisi adenin, birisi timin, birisi guanin, birisi sitozin. Hangisi yanlıştır diyor. A şıkkından başlayalım. 1 numara timin ise 2 numara, pardon 1 numara timin ise 2 adenindir. Evet, eğer burada timin ise onun karşısı da ne olacak? Adenin. Olabilir mi? Olabilir. İkinci örneğimize B şıkkına bakalım. İkinci nükleotitteki azotlu organik baz guanin ise 4 sitozin olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu olamaz. Eğer bura guanin ise sitozin olabilecek örneğimiz onun karşısıdır. Yani 1 numara buraya guanin dersek 1 numara sitozin olur. Bu söylenemez. C şıkkında 3. nükleotitteki azotlu organik baz guanin ise 4 sitozindir. Evet, guanin ve sitozin karşılıklı olarak bağ yapabilir. D şıkkında 4. nükleotitteki azotlu organik baz sitozin ise bunun karşısı guanin, yukarıdakilerden herhangi biri timin, diğeri de adenin olabilir. O halde yanlış olan ifademiz B şıkkıdır. Evet, burada son sorumuz gene şemalarla verilmiş. Arkadaşlar DNA kendini eşliyor. Bura adenin ise bunların karşısını dolduralım hemen. Adeninin karşısı timin. Timinin karşısı adenin. Eğer siz buraya adenin diyorsanız karşı koldaki üçgeni de oradan bulabilirsiniz. Üçgenimiz de hemen şöyle yazdığımızda kopya zincirlerde bunları yazdığınızda zaten bu ablemlerin ne olabileceğiyle ilgili fikir ortaya çıkıyor. Eşleşme sonucu oluşan DNA molekülleriyle ilgili doğru eşleşmelerde üçgen karşısına daire gelmeli. Üçgenimiz timin, dairemiz adenin. Doğru mudur? Evet, adeninle timin eşleşir. Guanin bazını temsil edenlerden biri yıldız olabilir. Bu ikisi bulduk. Buna adenin, buna timin dedik. O halde şu ikisi, birisi guanin,
Birisi sitozin. Yıldız olabilir diyor. Olabilir mi? Evet, olabilir. Yeni oluşan DNA moleküllerinde en fazla sitozin bazı yer alır. Şimdi arkadaşlar, bu zincire baktığımızda verilenlere bunu söyleyemeyiz. Cevabımız 1 ve 2 doğru. Evet sevgili arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Başka derslerde görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.